Oysa bak şu su tası kelimesi bile yani ilahi mesaja uygun bir yaşam tarzı olduğunu anlamakla ancak mümkün oluyor anlaşılması. Sürenin sonunda 111. ayette zaten diyor ki Andalus'ta onların kıssalarında temiz akıl sahipleri için cildler vardır. Dokulan düzük uygulanacak bir söz değildir. Yani sanki şöyle diyor hani bu kadar müteşar bir anlattık. Aynen. Hani dediniz ya az önce bu hani çelişkisizliği, hani uydurma olamaz gerçekten. Tamam evet anlaşılması çok zor olabilir, müteşabih anlatımı gerçekten bir çok fazla nasıl diyelim, en çok açık değil ama hakikaten biraz ilerleyince, biraz açılmaya başlayıp belirmeye başlayınca hani akılla yatıyor. Öyle söylüyor yani, düzük uyduracak bir söz değildir ancak kendinden öncekilerin doğruyucusu her şeyi çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için hidayetler vardır. Evet. Bu ayette bir şey çok enteresan geldi bana. Çünkü bütün sure Yusuf kıssasını işliyor. En sonunda böyle söylüyor. Çok manidar. Evet. Zaten aslında olayı bir kıssa olarak anlatıyor. Sonucunda da bağlıyor. Yani bunlar bir öğüt olsun, bir ders alsın diye insanlara anlatıyoruz diyor Allah. Bunu da son cümleyle bağlıyor dediğiniz gibi. Züleyha ile Yusuf, Züleyha dediğimiz vezirin karısı ve Yusuf olayı, o fiziki bu olay zaten değil mi hocam? Hani o hani işte meyletmesi, murad almak, bu fiziki bir olay. Ondan sonrası tamamen müteşabih bir anlatım. O gerçekten olmuş bir vaka yani. Hangisi dedim onu anlayamadım. Hani bu vezirin karısıyla Yusuf'un hani işte vezirin karısının Yusuf'tan murad almak istemesi, hani aralarındaki geçen o hadise gerçek bir vaka, bir olay yani değil mi? Hani tabii ki gerçek olay, gerçek olay. Bu zaten bu gerçek olaylar Yusuf'u kuyudan aldı, Mısır'ın zirvesine taşıdı. Bu takvalı dik duruşunu bozmadan Rabbani yoldan sapanlar bunu ne kadar yanlış yola götürmek istese o isteklerine boyun eğmeden ayrılıp öyle bir rahat, zevk, sefa sürülen bir hayattan hapishane hayatını tercih etmesi onun doğru yolda olduğuna emin adımlarla kendisi karar veriyor, vicdanı karar veriyor. Bu çok önemli. Yani diyor ya hani Yusuf, Allah'ım sen benim nefsimi korumasaydın ben nefsimi temize çıkaramazdım diyor. Yani Allah'ın korumasıyla kişinin koruma istemesi birleşmesiyle bu mümkün oluyor. Evet. Peki arkadaşlar, var mı başka söylemek istedikleriniz, eklemek istedikleriniz? Allah razı olsun. Çok karışık bir müteşebbis ayet ama ben bir sakin kafayla dinlemem lazım hocam ya. Ben çok sorular var bende yani açıkçası. Onu konuşalım hocam. Valla konuşalım hocam inşallah. Bitirdikten sonra konuşalım inşallah. Yani zaten 111 ayet. Evet. Aslında gelecek sefer de bitirebiliriz zaten. Asıl zor, anlaşılması zor olan yerler bitti diye düşünüyorum. Evet. Ben tabii dersi yarın yine dinlerim ama biraz Nuh Aleyhisselam'la kıyasladığımız Yakup Aleyhisselam, bilmem oralar biraz birbirine çok karıştı hocam. Ben anlayamıyorum yani. Öbürü bırak git diyor, bu hala sahip çıkıyor yani. Hocam, psikiyatri doktoruz biri. Tımarhaneye gelmiş de yeni. Bakıyormuş koridordan geçerken. Deliler toplanıp böyle bir delikten içeri bakarlarmış. Bir gün merak etmiş doktor. Ya demiş 6 aydır buradan geçiyorum, hep bir delikten bakıyorsunuz demiş. Bir de ben bakayım. Bakmış. Kapkaranlık bir şey, hiçbir şey gözükmüyor. Ne görüyorsunuz siz burada demiş.
deliler gülmüş. Biz demişler 6 senedir bakıyoruz bir şey göremedik de. Sen bir bakışta mı göreceksin oradan demişler. O zaman daha sessiz bakmamız lazım yani. Yani onun için biraz daha şey yani Kur'an'ın üslubuna, diline, anlatım şey tekniğine daha fazla hakim olmamız yaklaşmak yani, gerekiyor. Daha o ince detayları, kılcal damarları hissetmemiz gerekiyor. İnşallah. Oldu. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Oldu. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Aleykümselam. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.